Wir treffen heute auf den Regisseur Soner Caner, um mehr über seinen neuesten Film Rauf, bei dem er zusammen mit Barış Kaya Regie führte, zu erfahren. Nachdem Soner seine Ausbildung im Bereich der Kunststofftechnologien absolviert hatte, arbeitete er auf dem Gebiet der Filmausstattung, Art Director und Maske. Für den Film Nefs gewann er den Preis als bester Art Director beim Altin Kosa Festival. Nun wird Rauf auf dem Michel Kinder- und Jugendfilmfest gezeigt. In dem türkischen Drama beschließt der junge Rauf, das ältere Mädchen Zana mit der Farbe Pink für sich zu gewinnen. Sein Problem? Er weiß nicht, wie die Farbe aussieht. Deshalb begibt er sich auf die Suche nach ihr, während sich sein Dorf mit schlechten Aussichten konfrontiert sieht. Benle barışa benziyor biraz. Koyan kardeş. Yani birbirini tamamlayan iki yönetmen filan zaten burada. Nefes. Nefes vatan sağ olsun. Ortağım ve dostum. Filmin ikinci yönetmeni. Aslında bu filme Rauf'a başlamam için neden olan insanın Barış'la beraber başladığı bir film. İkinci yönetmen artı prodüktörüyle birlikte. Aslında o fikri biraz nefesten çıktı. Her yer patlayan bombalar ve asker üzerine anlatıldığı için. Yani ne bileyim, sonuçta o çatışma dünyasında köyde yaşayan bir çocuğun duygusu etkilerine bir kıvılcım başlamış orada. Benim de sevdiğim film. Çok deneyim kazandığım bir film. Kendi için sonuçta çalışırken bireysel sıkıntılı olabilir. Öyle bir süreçte. Çok şey konuşmak da istemiyorum. Yani burada asker figürü görüyorum da benim için çok bu bir insancıl, bir yaşayan canlı hiçbiri burada yok zaten. Yaşlı kadın ve çocuk figürü ve sonuçta bir dram içinde oturan bir kadın, bir bekleyiş içinde. Figür anlamında kadın oturmuş ve çocuk ayakta aynı boydalar. Bu muhtemelen acıların ve dramların ikisi için de aynı işte olduğunu düşünüyorum ben burada. Biraz dramatik bir resim aslında benim için. Rauf'un bu sahnede baktığı zaman çok karanlık bir oda ama karanlık olan içinde çok aydınlatan renkler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar renge bakıp da pembeyi bulamamak, aslında yani bu kadar renkli dünyada mutluluğu bulamamak ve eşyaya düşünüyorum ben. Yani hayatta ilgili bir şey sonuçta yaşarsın. Hayatın yerinde bir mutluluk ve şey var ama kendi iç dramın buna izin vermez. Biraz olgun baktığım zaman böyle düşünüyorum. Ama hikayesel baktığımda zaman zaten insan bazen mutlu olduğu bir renk pembe ise sunulan başka renklerden mutluluk arama. Yani mutluluk seçme hakkı olmuyor.